Sayın yarışseverler 6 Mayıs Cuma günü Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda gerçekleşecek olan koşularda start alacak olan safkanların itman pisti programıyla karşınızdayız. Bir numaralı Bekri 2 Mayıs günü Mehmet Avcı ile çalıştı. 800'ü 50, 400'ü 24 oldu. 3 numaralı Kara Mürselli Nuri Furkan Baştugan'la 4 Mayıs günü 400'ü 25.7 olan Sprint'i ile ekranlarınıza geliyor. 4 numaralı Lignin Energy Hakan Berkaya ile 4 Mayıs tarihinde 638.7, 400'ü 24.9 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Turu D 4 Mayıs günü Emre Kaçar'la çalıştı. 637.6, 400'ü 24.7 oldu. Önde olan 7 numaralı Guliyev, Meriçef'e geride dışta, Uç Hanım geride içte, yarım ortadaydı. Guliyev'in 637.7, 400'ü 25 oldu. Ahmet Arif Entürk'le çalıştı. Bir numaralı Stay Bright bu yarış için son olarak 5 Mayıs tarihinde piste çıktığı Tugay alıcıyla bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. İki numaralı White Tucket 1 Mayıs tarihinde Aprantes'in idaresinde 851-400'ü 25.3 olan yarış galobuyla pistten ayrıldı. Üç numaralı Zaraki Kenpachi barış kurduyla 30 Nisan'da İzmir'de çalıştı. Bini 5, 400'ü 25.5 oldu. <Sessizlik> Bir numaralı Özgür Fatih 4 Mayıs günü Furkan Himle piste çıktı. 600'ü 44, 400'ü 28.2 oldu. 2 numaralı Can Berkinoğlu, Nuri Furkan Başdugan idaresinde 4 Mayıs tarihinde 641.4, 427 olan yarış galobuyla pistten ayrıldı. Geride kalan 4 numaralı Son Parıltı, önde ise Yeşil Elma var. Son Parıltı'nın 14.429 olan yarış galobu 1 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Menduh Çardaklı tarafından. 5 numaralı Beyhan Efe 4 Mayıs'ta Cemal Pasoy'la çalıştı. 800'ü 58.9, 400'ü 27.9 oldu. 6 numaralı Barut Han 5 Mayıs'ta Furkan Karakurt'la çalıştı. 400'ü buçuk olan kısa düzlük sprintiyle İtman pistinden ayrıldı. 7 numaralı Yarissa 5 Mayıs'ta Mahmut Bağ ile çalıştı. 428 olan kısa düzlük ile İtman pistinden ayrıldı. 8 numaralı Yarımada ortada ikincilikte olan Safkandı. Meriçefe geride, dışta Uçanım geride, içte kalansa Guliyev öndeydi. 8 numaralı Yarımada'nın 641.5, 427.7 oldu. 10 numaralı bağırı Yanık 4 Mayıs günü Şefhat Gökçe ile çalıştı. 400'ü 28.4 oldu. 11 numaralı Gökçe Kentin Zülfiye Bulut idaresinde 29 insan tarihinde 642.8 429.2 oldu. 12 numaralı Milasberg 4 Mayıs tarihinde Mahmut Bağ ile piste çıktı. 426.8 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirip son çalışmasını tamamladı. İçte olan 4 numaralı adı Yakşi şu anda geride kaldı. Zülfiye Bulut'la çalıştı 1 Mayıs tarihinde. Önde ise Fıstıkcan vardı. Adı Yakşi'nin 642.5 429 oldu. 6 numaralı basket 3 Mayıs'ta Baran Avşar'la çalıştı. 857 427 oldu. 7 numaralı Big Boss İzmir'de 4 Mayıs günü Bunat Baydan'la çalıştı ve 641.2 427 oldu. 10 numaralı Sene Kuş Rüzgarı 4 Mayıs tarihinde Mahmut Bağ ile çalıştı 642.8 400'ü 27.8 oldu. 12 numaralı Uçan Dadaş İzmir'de 4 Mayıs'ta Mert Uyar'la çalıştı 855.2 400'ü 27.4 oldu. Dışta 13 numaralı Ural Han, içte Baba Nasip, en geride Aslanım Benim isimli safkan var. Ural Han'ın 800'ü 57, 400'ü 27.3 oldu. 14 numaralı Star Baba 3 Mayıs tarihinde Furkan Karakurt'la çalıştı. 800 metrelik bir galop yaptı. 800'ü 1 çift 0, 400'ü 29.5 oldu. 1 numaralı Lanceron. Lanceron'un 1 Mayıs günü Mehmet Şah Yeşil Budak'la yapmış olduğu 1005 427 olan uzun yarış galobu geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı Kuiki 1 Mayıs günü Çetin Canpolat'la çalıştı. Bini 5.8, 400'ü 25.5 oldu. 3 numaralı Swabs 427 olan kısa düzlük sprintini Mahmut Turanla 4 Mayıs günü gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Astekör 4 Mayıs günü Hasan Suya Bakan'la çalıştı. 638.4 son 400'ü 25.2 oldu. 7 numaralı Silk Road, Tugay alıcıyla 1 Mayıs günü çalıştı. Bini 4,5, 400'ü 24,5 oldu. 8 numaralı Kaptan Cem ekranlarınıza geliyor. Mehmet Avcı ile 5 Mayıs tarihinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı Kaptan Cem. 9 numaralı Prens Göksu Menduh Çardaklı 5 Mayıs günü bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 10 numaralı Vahşi Çocuk 4 Mayıs tarihinde Mahmut Bağ ile çalıştı. 640 400'ü 25,5 oldu. 3 numaralı Kertenkele Ferhat 1 Mayıs günü Mahsun başta çalıştı şu anda önde olan Safkan. 1200'ü 1.18, 1000'i 4.2, son 400'ü 25.3 oldu. 4 numaralı Biba Han 4 Mayıs'ta İbrahim Baguş'la sabahın erken saatlerinde piste çıktı. 850.5, 400'ü 25 oldu. 7 numaralı Zeybek Flight 5 Mayıs tarihinde Yunus Emre Yüksel ile 428.5 olan kısa düzlük sprinti ile ekranlarınıza geliyor. 8 numaralı Zanadu 5 Mayıs tarihinde İrfan Yakut'la piste çıkıp bir kenter yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 9 numaralı Wings of Fire 5 Mayıs günü Mendo Çardaklı ile piste çıktı. 427 olan kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 10 numaralı Tatar Baba 4 Mayıs'ta Turgay Doğan'la çalıştı. 637.8 400'ü 25.2 oldu. 1 numaralı Lord of Yıldızer ekranlarımıza geliyor. 4 Mayıs tarihinde Kazım Şengel sabahın erken saatlerinde çalıştı. Lord of Yıldızer 851.3, 425 oldu. 3 numaralı Efe Kapır ekranlarımıza geliyor. Dışta ve arkada kalan safkandı. 10027 425.7 olurken içte önde olan Doğunun Rüzgarı isimli safkandı. 4 numaralı İzmit Aslanı Tugay alıcıyla 4 Mayıs günü 636.7 424 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Çayır 3 Mayıs günü Hakan Berkaya ile çalıştı. Bini 425.7 oldu. 6 numaralı Soner Bey 1200'ü 1.16.8, 1000'i 3.2, son 400'ü 25.4 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 7 numaralı Synchronicity, bini 3.7, 400'ü 25.8 olan yarış galobunu 1 Mayıs tarihinde Uğur Levent'le gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı benim atım 2.47 425.6 olan yarış galobunu 1 Mayıs tarihinde Durmuş Malatyalı ile gerçekleştirdi. 1 numaralı Halime Sultan Mehmet Gökhan Sezgin ile çalıştı 4 Mayıs tarihinde Halime Sultan'ın 428.4 olan kısa düzlük sprintini izliyorsunuz. 3 numaralı Dilsu İstanbul'da 5 Mayıs tarihinde Sefer Demir'le piste çıktı. İç piste yapmış olduğu 427.8 27.8 olan kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Balıngül'ü 1 Mayıs günü İsmail Dinar'la çalıştı. Balın Gülü'nün 11.4, 11 son 400'ü 28.3 oldu. 8 numaralı ünlü yar 4 Mayıs günü İzmir'de Samet Çakar'la 641.7, 427.5 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. Arkada kalan 9 numaralı Acar Suydu ve önde ise Nadide Hayat var. Ortada ise Önder Ova. 1012.6, 428.6 olduğu arkada kalan Acarsu'nun. 10 numaralı Akan Rüzgar 600'ü 41.6, 400'ü 27.5 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 12 numaralı Ayderlim cuma günü Bursa'da start alacağı yarış öncesi son çalışmasını 1 Mayıs'ta Kocaeli'de Caner Karademirle gerçekleştirdi. 858.8, 428.8 oldu. 13 numaralı Cüda Aytek Dülger'le 5 Mayıs günü 429.5 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. Dışta 14 numaralı Kızılca Pınar, içte Başkan, arkada ise Daraba isimli safkan var. Dışta önde olan kır safkan Kızılca Pınar'ın 1200'ü 1.27.2, 1012.7, 429.6 oldu. 15 numaralı Nevin Bağlı ekranlarımıza geliyor. Mustafa Bahri Ormanla 4 Mayıs günü çalıştı. 857.7 429 oldu. 17 numaralı Cemre Sel 27 Nisan günü Mehmet Avcı ile çalıştı. İçteki safkan 1013 29.4 oldu. Sayın yarı severler, Bursa'da start alacak olan safkanların itman pisti görüntülerini izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.